Gel gel getiririz. Gel gel bak görüyor musun? Örneği burada abi. İşte görüyor musunuz bakın. Annesi evde tepsi eline vermiş. Evet. Biberler, domatesler yollamış fırına. Şimdi ekmek içeride. Geç kardeşim elinde ağrımasın. Abi şimdi sabah kahvaltısında tüketilen pişirilmiş ürünler. Bu da yağlı ekmek mi? Değişmez mis. Değişmez. Domates, biber, patlıcansız kahvaltı olmaz. Al patlıcanı böyle yayın abi içine. Burada titizlik çok yok abi. Abiyle yaydıktan sonra abi bir tane domatesimizi alıyoruz abi. Seriyoruz abi. Sanat yapıyoruz abi. Aşk yaşıyoruz biz yemekle. Onun için kilomuza bak abi. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Adıyaman'dayım. Adıyaman'da bugün yöresel bir kahvaltı yapacağız. Yöresel kahvaltı yapmak için de iki tane takipçimi aldım yanıma. Şöyle sizleri bir alayım kardeşim, gelin. Kameranın arkasında durmayın. Şimdi burada maske takma zorunluluğu var arkadaşlar. Onun için maskelerimizi takacağız. Şimdi Adıyaman'da sabah kahvaltısında manavdan sebze alınıp sonra fırına götürülüyor. Fırında ekmekle, sıcak ekmekle pişiriliyor. Daha sonra da piknik yerinde bu yeniyor. Doğru mu? Aynen abi. Evet, Musa kardeşim var. Bu tarafta da Alper kardeşim var. Şimdi manava geçeceğiz. Üçümüz birlikte bir sebze seçeceğiz. Sonra da fırına geçeceğiz arkadaşlar. Hadi gelin bu güzel videomuza hep birlikte başlayalım. Şimdi ne yapacağız? Abi biber alacağız, patlıcan alacağız. Biber, patlıcan. Şimdi şöyle iki tane alalım. Tatlı veya acı. Tatlı mı olsun, acı mı abi? Yani siz acı yersiniz, ben tatlı yerim. Karışık bunlar alalım. Tatlı abi. Tamam, iki de böyle alalım. Aynen. Başka? Domates, soğan da var abi. Zevkimize göre. Domates, soğan da alıyoruz. Aynen. Ondan sonra fırına geçiyoruz. Biz bu sebze alışverişini yapalım, fırında görüşürüz. Geçelim abi. Şimdi fırına geldik. Fırında önce kendi şişlerimizi hazırlayacağız. Burada şişler var gördüğünüz gibi. Biz saplayacağız. Musa, sen sapla kardeşim. Saplayayım abi. Bunları saplıyoruz. Sapladıktan sonra fırına vereceğiz. Adıyaman yöresine ait yöresel bir kahvaltı yapacağız bugün. Domatesi de dindik abi hazır. Tamam, domatesimiz de hazır. Patlıcanı yapacağız. Aynen. Gel abi şöyle fırının içine girelim. Orayı hazırlasın. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Hoş geldiniz. İşte görüyorsunuz bakın sabah kahvaltısında tüketilen pişirilmiş ürünler. Bu da yağlı ekmek mi? Bundan da yaptıralım. Yaptırdım abi. Tamam abi, çok güzel. Harika. Güzel o zaman. Biz şişlerimizi saplayalım, size teslim edelim ustam. Tabii. Adıyaman'da bu bir kültür galiba ustam. Değişmez mis. Değişmez. Domates, biber, patlıcansız kahvaltı olmaz bizde. Ya ben dedim ki Adıyaman'da sabah dediler ki takipçilerim. Abi evet. Seni güzel bir kahvaltıya götüreceğiz. Evet. Ben de bekliyorum böyle bir serpme kahvaltı, farklı bir şey. Çok güzel bir kültürümüz var yani. Sizin çok güzel böyle sebzeli, peynirli evet. Bir kültürünüz varmış. Evet, aynen. Tamam ustam, ürünler geldi. Bizim ürünleri pişir ustam. Tabii. Ondan sonra teslim alalım senden. Başım kolay gelsin. Bak, gösterelim. Bak, maşallah. Ürünler geldi. Abi evet. Kahvaltımız bu kadar bizim. Olay bu mu diyorsun Musa? Hiç uğraşmaya gerek yok abi. Atıyorsun sebzeyi. Evet. Patlıcanımız da geldi. Aynen abi. Tuzlayıp ekmek arası. Biberlerimiz de hazır. Biberlerimiz de hazır. Ekmeklerimiz de ver usta. Peynirli ekmeklerimiz de çıktı mı usta? Peynirli ekmeklerimizi hemen atıyorum. Hemen tamam. Atıyorsun. Tamam, peynirli ekmeklerin yapılışını da şöyle göstermiş olalım takipçilerimize. Şunlar da yağlı ekmeklerimiz. Yağlı ekmek mi abi bunlar? Evet. Maşallah. İşte arkadaşlar bunlar da yağlı ekmek. Evet arkadaşlar, şimdi peynirli şuradan göstermek istiyorum. Peynirli ekmek nasıl yapılıyor? Peynirli ekmek bu şekilde diyorsun usta. Evet. Güzel canım. Daha güzel kızarır abi. Bu yağlı ekmeklerimiz devamı. Bayağı kalabalık çünkü kameranın arkasında da iki tane arkadaşım var. Onlar da zaten hiç doyuramadım iki gündür. Abi iki kişi daha gelmiş. Zaten var inşallah. Vay anam. Adam çoğalıyor gitgide. Abi o zaman burada kalabalık, iştahımız açılır. Abi sofra ne kadar kalabalık olursa o kadar bereketli olur. Bereketi gelir abi. Aynen abi, hiç sorun değil. İki kişinin doyduğuyla beş kişi doyar. Hiç merak etme. Bakın böyle ürünler devamlı gelmeye devam ediyor. Bu peynirli ekmek mi abi? Evet. Peynirli ekmek.
Meşhur peynirli ekmek budur işte. Evet. Adıyaman'ın köy peyniri. Adıyaman'ın köy peyniriyle yapılıyor. Evet ustam, elinize ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Adıyaman yöresine ait yöresel kahvaltılarla güne merhaba dedik Adana, Adıyaman gezimizde. Evet, Ertuğrul bize katıldı. Musa'nın arkadaşı. Evet abi. Zaten Alper'le ve Musa'yla sizi tanıştırmıştım. Şimdi masadan şöyle kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Yaklaş kardeşim, biraz önce gösterdik zaten peynirli pide. Bakın, normal sade pidenin üzerine Adıyaman yöresel köy peynirini doğradıktan sonra bu şekilde fırına atıyorlar ve kızarıyor. Keyifli bir... Çok lezzetli oluyor. Evet. Ve tereyağlı peynirli... Lorlu abi içinde. Lor var içinde. Yağlı ekmek o da. Çok güzel. O zaman hiç beklemeyelim abi. Başlayalım. Aynen abi. Hadi başlayalım. Abi. Diyeti de bozuyoruz abi bu arada. Yağlı ne diyeti abi? Ben diyetteydim abi. Benim öyle bir niyetim yok. İnşallah. Senin niyetin ve diyetin varsa... Bu arada kilo aldım arkadaşlar. Hepiniz yorumlara yazıyorsunuz. Kilo aldın, kilo aldın. Evet, aldım. Biliyorum, farkındayım. Nasip olursa şimdi bir tura çıktım. Bir haftalık. Ondan sonra yaklaşık 1-1,5 ay kampa kapanacağım. Ve tamamen diyet yapacağım. Kilo vereceğim. Biliyorum, beni sevdiğiniz için, beni düşündüğünüz için yazıyorsunuz ama yeter. Psikolojim bozuluyor. Gerek yok. Musa, acı mı? Abi o tatlı. Kurban olurum tatlıysa. Abi acı ye, yağ yakar. He, yakıyor da ben koşuyorum acı yiyince. Duramıyorum, yerimde duramıyorum. Anladın? Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım. Şimdi bunu böyle mi yapıyoruz? Gel abi, abi. Gel abi. Şöyle biberi içine koyuyoruz. Bir tane domates koy abi. Bir tane domates koyuyorum abi içine. Vay 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 senin ben. Şöyle koydum abi. Sonra patlıcan nasıl yapıyoruz abi? Abi patlıcanı ikiye böl. Şöyle ikiye bölüyorum abi. Ortasını al abi. Şu. Evet abi. Şunu alıyorum böyle. Evet. Kenardan al abi. Böyle döşüyoruz içine. Biraz eller karıştı ama ben abi, yiyeceğim için sorun yok yani. Böyle mi abi? Bunu şöyle koyuyoruz. Aynen abi. Bunu dürüyorum abi. Vay Allah. Yanında ayran. Ayranla yeniyormuş arkadaşlar. Başka var mı bunun bir şey? Yok abi. Biber biraz acı olabilir belki abi. Arkadaşlar beraber yiyeceğiz ya. Bismillah hadi başlayalım hadi. Ya, biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Abi sana da bir dürüm aynısından yapayım. Sen izliyorsun bizi, çekiyorsun. Yapma, bir de sen yap, seni görsünler. Hmm. Peynirin harika ya. Abi o köy peyniri, doğal güzel bir peynirimiz işte. Ekmeğin üstünde daha harika oluyor abi. Abi patlıcanı böyle yayıyorsun abi içine. Burada titizlik çok yok abi. Abiyle yaydıktan sonra abi bir tane domatesimizi alıyoruz abi. Seriyoruz abi. Sanat yapıyoruz abi. Aşk yaşıyoruz biz yemekle. Onun için kilomuza bak abi. Yani burada baba ne yapacağız? Sizin acı acı abi değil dediğiniz var ya, benim ağzım için şu an var ya alev topuna çevirdi ya. Abi o acı olmayanın. Evet abi, o bizim acı olmayanımız. Al abi sen ya abi. Ver abi, ver. Ver abi, al abi sen. Bakayım abi bu tatlını. Şimdi tatlı da buna da acı dersin. Yok. Ya arkadaşlar, burası neresi şu an bizim olduğumuz yer? Abi bura Beşpınar. Adıyaman merkezine yakın, otogarın biraz ilerisinde. 2-3 kilometre mesafede Adıyaman merkeze yakın. Yani bu şehire geldiğiniz zaman illa birini tanımanıza gerek yok. Hemen her fırının yanında bir market var ve marketin önünde bu ürünler satılıyor. Alın oradan, verin fırına, pişirttirin, sonra alıp buraya... Yaklaşık bir 2-3 kilometre piknik alanı var. Beşpınar piknik alanı. Aynen abi. Aynı ortamı kendiniz de yapabilirsiniz. Gayet keyifli. Fiyatlar ne kadar bu fiyatlar? Abi şu yağlı kendimiz yağını falan vermedik. Direkt hazır aldık. Biz de verebiliyoruz normalde. 2,5 lira. Tane 2,5 lira. Peynirini biz verdik. Peynirini evden verdik abi. Biz herkesin peynirini yemiyoruz. 1,25 ekmek fiyatı. Domatesin kilosu 3 lira zaten. Yani çok makul bir fiyata 5-6 kişi rahatça şöyle gördüğünüz kahvaltımızı yapıyoruz abi. Vay anam vay şöyle. Vallahi arkadaşlar çok lezzetli gerçekten. Yani keyifli ve gayet uyguna mal oluyor. Alper'cim teşekkür ediyorum. Kardeşim çok teşekkür abi, ediyorum ne sana demek da. Sana da bizim masamıza konuk olduğun için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolar böyle yöresel kahvaltıdır, yöresel yemektir. Sade mekanlarda değil de evlerde ve esnafların tükettiği kahvaltıdır, yemektir. İstiyorsanız lütfen yorum kısmına belirtin.
Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.